Evet, sevgili dostlarımız, değerli arkadaşlarımız. Yaklaşık hemen hemen 2 yıldan beri bu YouTube olayına girdik. Bizim tabii ki hiç hesap etmediğimiz abonelerden sonra mükafat gelmiş, ödül geliyormuş. Efendim söyleyeyim, gerçekten biz bunların hiç hesabımızda yoktu. Ekonomimize destek oluyorlar bu arada. Ama yani ben bunu şunu demekten ihtiyaç hissettim. Biz bunlar için yola çıkmadık yani. Ama yine de insanlar onu rezil etmek için güzel bir sistem kurmuşlar. Şimdi bu sevincimizi hep beraber paylaşacağız, kutumuzu açacağız. Değerli dostlarımız. Evet, şurada bıçağımızı yaptık. Bir de şurada yaptık. Ondan sonra galiba bir de şurada yapacağız. Alt kısmından. Şimdi açtık. Bu birinci kapak. Alttan ne çıkacak? Hep beraber göreceğiz. Evet, şunu koyduk. Şurada galiba bir 100.000 abone, bu yolculukta ne kadar ilerlediniz diye bir teşekkür belgesi gibi bir şey zannedersen bir yazı, doküman. Efendim şimdi şunu açalım. Allah Allah, neler yapmış bunlar ya, böyle birden var burada acaba? Emekli tatlı Feyz Usta for 100.000. Evet. Plakatımız buymuş. Sevgili dostlar, değerli arkadaşlarımız. Şimdi değerli dostlarımız, bu vesileyle de ufak bir şey sizlere konuşmak istiyorum, sohbet etmek istiyorum. Şimdi insanların bizim hedefimize gerçekten dünya makamında, plakatlerde herhangi bir şeyde gözümüz yok. Şöyle bir söz var. Şu sözün ışığında. Diyor ki bu sözün sahibini çoklarını bilecek biliyorum. Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. Yani şimdi ben bu sözden şunu anlıyorum. Dünyada insanlar doktor olur, mühendis olur, profesör olur, büyük büyük makamlara gelirler, plakatlar alırlar. Fakat bizler için gerçekten bunu bütün samimiyetimle sizlere söylüyorum, sizlere de arzu ediyorum. İnşallah bizim hakikaten nihai hedefimiz ahireti kurtarma meselesi olması lazım. Bu noktada eğer ki bir şeyler yapabiliyorsak, o zaman dünyada kazanmış olduğumuz makamlar, mevkiler de o arada bir işe yarar. Çünkü asıl olan dünyada kazandığımız makamları, mevkilerimizi ahiret yolunda harcayabilirsek, işte o zaman ahirette kurtaracak bir eserimiz olur. Yoksa dünyada trilyonlar olmuşun, hanların, hamamların olmuş, hepsi boştur. Hepsi dünyada kalıyor neticede. Cenab-ı Allah bizlere, hepiniz bildiğiniz gibi, 24 saatlik bir ömür vermiş. Bir günde 24 saat. Bunu işte diyor ki, 23 saatinizi siz yiyiniz, içiniz, helal daire, keyif yapınız. Ama bir saatini de bana ayırın. Bir saatini de lütfen. Şimdi şunu da diyebilirsin. Ya Feyz Usta, ki bazı arkadaşlar diyor, sen hoca mısın? Müftü müsün? Ama kardeşlerim, gerçekten ben şunu çok arzu ediyorum. Ben hepinizi seviyorum. Hepinizi seviyorum. Kimin ne olacağı belli değil. İnşallah hepimiz ahiretimizi kurtaranlardan oluruz. Orada da bu mutluluğumuzu, orada yüz yüze, şu anda burada yüz yüze sizlerle görüşemiyorum. Sizler beni görüyorsunuz ama ben sizlerin çoğunuzu göremiyorum, bilemiyorum. Ama emin olun ki orada da hep beraber olacağız. Şartı sadece imanla kabre girmek için bir takım çabalar içinde olmamız lazım. Kusura bakmayınız. Her noktada hemen Feyzus'a bu tür mevzuları işliyorsun. Evet kardeşim, işleyeceğim. İşlemeye de devam edeceğim. Çünkü ben sizleri, hepinizi seviyorum. Sevdiğim için söylüyorum. Bunu saygı gösterebilirsiniz de, göstermeyebilirsiniz de. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yine yeni yeni mükafatlarda, ödüllerde buluşmak üzere.
Ama en büyük ödül ahirete alacağımız ödül kardeşlerim. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun.